Yavaş yavaş. Paldır küldür boca etme. Kafi, kafi. Bırak şimdi bütünlesin ama. Tamam baba, yazıyor işte orada. 10 dakika karışacak. Şu tepsileri de yukarı çıkarsana bir usta. Onu da mı ben yapayım? Tamam, ben yapayım. Ver çıkarırım, ver. Ver. Malzemeyi ziyan etmeyin. Sonra sorarım hesabını. Alo. Dalga geçmeyin. Oğlum bunun kaşları ağrımıyor mudur acaba? Ha? Bütün bir hayat böyle geçti ya. İnsan yorulur be kardeşim. Sami Tekinoğlu ol. Yorulmaz o. Aksilerin efendisi. Yüzük yerinde duruyor mu? Görmemiş seni. Dedem hamurun içinde altın var diye kandırırmış çocuklarını babamı. Öyle alıştırmış fırına. O bizi döve döve sokardı ama. Ben dayak yemezdim ama sen yerdin. Sen koyun gibi laf dinlerdin de ondan. Ama dayak yemezdim işte. Ben senin hakkını da yerdim. Sonra seni dövecek mecali kalmazdı. Hepsini toplasan temiz 2 sene aralıksız dayak yemişimdir ha. Bir 4 sene de benim yüzümden geçsin. O başka. Ona kendim kaşındım. Hayırlı işler. Oo, gelin hanım. Sağ ol. Olay yerinden beni kaçırmasaydın her şey farklı olacaktı. Hanan teyze yukarıda mı? Yok, alışverişe gitti. Böyle mi avutuyorsun kendini? Yok, avutmuyorum. Öyle. Ben söz çikolatasından getirmiştim de gelenlere dağıtır. İyi, bırak şöyle. Dönünce alır. Tamam. Ben şoktaydım ki. Karar verecek durumda değildim. Neyse, bunları konuşmaya gerek yok artık oğlum. Geçti. Konuşulacak bir şey yok. Güney bugün burada çalışacaktı. Aşağıdalar. Cezanı çektim. Bitti gitti. İnebilir miyim? Bundan nasıl kurtulacağız Kuzey? Bundan kurtulabilecek miyiz diye sor. İn. Tekrar o güne dönme şansım olsaydı yemin ediyorum sana engel olurdum. Geçmişe mazi, kuzeye niyazi derler. Benden böyle intikam alacaksın değil mi? Hayatın boyunca beni böyle cezalandıracaksın. Hayır oğlum, durup durup lafı o geceyi getiren sensin. Ben ağzımı bile açmıyorum. Çünkü vicdan azabı çekiyorum. Çünkü ben bir adam öldürdüm.